Tabii 11 puanda olmamız bazı kişiler için iyi olabilir. Ama ben kendi adıma söyleyeyim ve takım adına söyleyeyim. Bugüne kadar gösterdiğimiz performans ve oynadığımız oyunlar, iyi oynadığımıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. 15-16 puanda olabilirdik. Ama futbol bu. İstediğiniz gibi bazı şeyler gitmeyebiliyor. Beşiktaş maçını hatırlıyorum, Malatya maçını hatırlıyorum. Kazanmamız gereken puanlar vardı. Maalesef alamadık. Son oynadığımız Hatayspor maçı da bu sezon oynadığımız maçlar arasında en vasat oynadığımız maçtı. Bunu zaten maçtan sonra basın toplantısında söyledim. Bize yakışmadı. Çünkü gerçekten karakterli futbolcularımız var. İyi bir takımımız var. Bu takım daha iyisini gösterebilir ve gösterecek de. O yüzden o eksikliklerimiz üzerine çalışacağız. Hatalarımızı analiz edeceğiz. Bugün toplantımız zaten yaptık o konuda. Geri bildirim toplantımızı. Futbolculara eksiklikleri anlattık. Onlar üzerinde çalışacağız. Onlara en kısa zamanda gideceğiz. Ve bu hafta biliyorsunuz önemli bir maçımız var Giresun'a karşı. Orada muhakkak 3 puan çıkarmak istiyoruz. İnşallah onu da zaten başaracak kapasiteye sahibiz. Hocam şimdi Gaziantep FK'ya baktığımız zaman iç sahada puan alan ama dış sahada puan alamayan, sadece puan aldı bu zamana kadar. Evet. Yani istikrarı daha yakalayamayan bir Gaziantep FK var. Hani iki hafta üst üste mağlubiyeti de yok ama iki hafta üst üste galibiyeti de yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Evet, evde iyi performans sergiliyoruz. Deplasmanda iyi sergilediğimiz performanslar oldu ama puan alamadık maalesef. Deplasmandaki stratejimizi, felsefemizi belki biraz değiştirmemiz gerekiyor. Sonuçta bunu çalışarak yapacağız. Antrenmanı çalışacağız. Uygulamasını maçta en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Evet, fazla inişli çıkışlı grafik olmaması gerekiyor futbolda. Bir hafta 10 üzerinden 8.5 oynuyorsunuz. Bir hafta sonra 3.5 oynuyorsunuz. O şekilde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız. O yüzden bir istikrar gerekiyor. 8 oynarsınız, 7 oynarsınız, 6 oynarsınız. Ama 8 oynayıp 3 oynarsanız bu negatif anlamda tepki olur. Ve istediğiniz dediğim gibi hedefe ulaşamazsınız. Onu tutturmaya çalışırız. Taraftarının olduğu filede bizim drone ufak elim şeyimiz, kameramız oraya takıldı kaldı da şey yapmayayım demiş. Sana bir haber edeyim dedim yani. Tamam, bir drone.